Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 6 Eylül 2023'ün 3. E, videosu olacak çünkü sabah 10.30'da bir video. 16.30 gibi diğer video. Bu video 3. video olacak. Yani bugüne yetiştireceğim inşallah. Survivor All-Star 2024'ün ikinci yarışmacısı Sercan Hamzoğlu oldu. O bir şampiyon Fenerbahçeli Sercan Hamzoğlu'na başarılar diliyoruz. TV 8'de. Yani yok arkadaşlar böyle bir şey doğru değil. Şakasına yapıyoruz. Sercan amzoğlu'nda da biraz takılıyoruz. O da diyor ya yok öyle bir şey yok falan gitmiyor. <laughs> ya. Vallahi ben Survivor'la ilgili özellikle Acun Ilıcalı üzerine de bir eleştiri yapayım. Eğer ağlayacak, zırlayacakları sezonun daha başında kesin biz bunu şampiyon yapacağız diye belirlemezseniz izleriz. Yani hak eden şampiyon olacaksa izleyelim. Ama yok kurgular olacaksa o ona şöyle yaptı bu bunu böyle yaptı deyip yani ne demek istediğimi anladınız. Ben çok hani takip eden bir insan değilim ama ne bileyim çocuklar falan çok seviyorlar şey yapıyorlar. Bu pandemi sürecinde bayağı izlemiştik bu Cemal Can'ın şampiyon olduğu sene. Ama hani dediğim gibi eski tadı kalmadı. İnsanlar biraz adalet istiyor. İnce de eleştirimi vereyim. Zlatko Dalic, Livakovic iyi ki Fenerbahçe'ye gittin. Kırbatistan milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic. Hatırladınız mı bunu? Ali Koç'un e, ex aşkı bu. Gerçekten ex aşkı. Ex hoca aşkı bu. Yani Ali Koç'a bugün deyin ki kimi getirirsin Zlatko Dalic derdi. Ve e, hocası da sahip çıkmış Livakovic'e. Tabii sahip çıkacak. Ne çıkması lazımdı ki? Şimdi Dinamo Zagreb'den ayrıldı. Buraya gitti ve Zlatko Dalic Transfer dönem hakkında oyuncularla konuşmuyorum. Kararları ne olursa olsun onları destekliyorum. Gördüğüm kadarıyla hepsi de daha iyi seviyede. Kovacic Manchester City'ye gitti. Soru işaretlerine gerek yok. Dünyanın en iyi teknik direktörü Pep Guardiola ile çalışacak. Her zaman yerel şüphelerimiz ve eleştirilerimiz oluyor. Ancak bunun ne kadar saçma olduğunu görüyoruz demiş. Livakovic Fenerbahçe'ye gitti. Bundan mutluyum. Eskisinden daha mutlu. Her ne kadar dileği bu olsa da sonsuza kadar Dinamo'nun kalecisi olarak kalamazdı. Ayrılmalıydı. Gidip yeni şeyler denemeliydi diyor. Ee, biz de mesela okulda Finlandiya eğitim modelini dinledik ettik de. Ya adamlar eğitim modelini öğrenmek için okula ziyarete gelen kişilerden bile 500 euro alıyormuş. Düşünün kişi başı. Yani adamların sistemi kıymetli. İşte elektrik prizleri falan yukarıda aşağı çekiyorsun. Okulda ayakkabılar falan çıkarıyorsun. Bazı okullarda birden 6'ya kadar birden yani bazı okullarda birden 9. sınıfa kadar şeyler varmış. Bizim öğretmen arkadaşlar gitmişler Finlandiya'ya da e, bayağı anlattılar. Yani adamlarda sistem var ya. işleyiş var ya. Hani ahlak var. İngilizce, Flemenkçe sanırım şey bir de İsveççe İsveççe, Flemenkçe mi? Üç dil adamlarda hemen hemen herkes kesin biliyor gibiymiş. Biz de yıllarca İngilizce öğretiyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor. Adamlar da bunu demek istiyorum bak. Dal için teknik direktörü diyor ki yeni şeyler denemesi lazımdı. La biz de olsa. Otur oğlum ya taş yerinde ağırdır. Ya nereye gidiyorsun? Alışmışsın tesislere alışmışsın. Oğlum her karşında adın yazıyor. Nereye gidiyorsun falan yapıyor. Adamlar bunu macera olarak görüyor. Yeni bir deneyim yeni bir şey kazanma olarak görüyor. Mesela PES. PES 2024. E-futbol olarak çıkıyor sanırım. Analik olacak mı? Bilginiz var mı arkadaşlar? Beni aydınlatın. Analik olmadığım için oynayasım gelmiyor. Pes 2021'den devam ediyorum. Yeter kardeşim ya. Ayıp ya. Fenerbahçe ve Galatasaray'da kontenjan sorunu. Çok şükür birisi akıl etmiş bu haberi yapmış. Teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü yıldız transferlerle her iki takımda sezona damga vurdu. Ve e, kontenjan açması gerekiyor her iki takımında. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin an itibariyle 17 yabancısı bulunuyor. Üç büyükler arasında özellikle ve özellikle bu sezon çok farklı geçti. Beş taş da aslına bakarsanız e, baskılara dayanamadı. Başkanları da gitti. Onlar da bir şey yaptı ve bence Süper Lig tarihinin, yanlışım varsa düzeltsinler ama Süper Lig tarihinin en pahalı ya da en çok para harcanan ya da en çok maliyetli transfer sezonunu geçiriyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi Beşiktaş'ta herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Çünkü 8 artı 3 kuralı uygulamaya devam edilecek en fazla 14 yabancı kadrosuna bulundurabilecek. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin 17, Beşiktaş'ın ise 14 oyuncusu var. Bakhtiyar Zaynut Kiyo, mavi kartla oynadığından dolayı Türk sayılıyor. Türk statüsünde sayılıyor. Beşiktaş'ın hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Davinson Sanchez Tanguy Endombili'yi almışlar. Dombili e, birlikte en az 3 oyuncuyla yollarını ayırması lazım diyor. Şimdi bana da soruyorlar hocam Endombili işte Sanchez hakkında ne düşünüyorsun diye. Vallahi daha Sanchez'i biz de almaya çalıştık. Ben öyle kıvırmam öyle öyle başkaları gibi değilim. Biz de almaya çalıştık. Olmadı. İstedikleri bekledikleri fiyat bize yüksek geldi. Endombili'yi de almak istedik. Biz 8 milyona bitirmek istedik ama oyuncu 15 istediklerini söylemiştim. Nitekim Galatasaray'da 15'e anlaşmış. Yani benim şeyim de bir sıkıntı yok. Sanchez için 9,5 iyi para dedim ama bazı başarı bonusları falan da varmış diyorlar. Ama iki oyuncunun da şöyle bir özelliği var. Ya patlama yapacaklar ya da dibe çökecekler. Şu an ikisi de dibe çökmeye doğru depar atmış konudalar. İnşallah ikisi de dibe çöker. Şimdi Galatasaray 3 oyuncuyu ayırması gerekiyor. Frederic şu. Pendik Spor'a 3 milyon euroya gönderiyorlar ama sosyal medya tepkisinden çekindiler herhalde. Lepa ve Christian Luyendama. Şimdi Luyendama'nın da lisansı çıkarılmadı. Sıkıntısı yok. Kaldı 15, şey 16. Mijitsu'nun Süper Lig'de çok talibi var. Yıllık 1.8 milyon euro alındı. Bu ise şu ana kadar kimse istemiyor. Galatasaray Fransız hemşer Fransız oyuncusunu göndermek için maaşının yarısını bile ödemeye hazırmış. Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim biz. Boş verelim Aslında Fenerbahçe'nin 17 tane yabancısı yok da 17 sayılıyor. Lincoln'un Henrik'in sözleşme donduruldu. Paran bir. 2003 doğum 2003 doğumlu gelecek yatırımı Omar Fayed'in kiralık verilmesi planlanıyor etti ki. Son 5 maçı sakatlığı nedeniyle kaçılan Luan Perez'in lisans da askı, askıya alınır. Son 3. Bunlar sıradan isimler. Şimdi Fenerbahçe'nin yabancıları. Livakovic 1, Ciku 2, Osterwolde 3, Bekao 4, Luan Perez 4, Omar Fayet 4, Şimanski 5, Tatiş 6. Osai 7. Fred 8. Kent 9. Crespo 10. Zaytis 11. Ceko 12. Joshua King 13. Batshuayi 14. 14'ün 14'ü de Avrupa listesine yazdırıldı. Benim yanlışım varsa, benim bir hatam varsa düzeltin. Deyin ki hocam senin yanlışın var. 14 kişiden biri satılsa bile yerini yenisinin dolduramıyorsun. Yani ben bunu sattım, bunu aldım, onun yerine bunu değiştireyim diyemiyorsun diye biliyorum. Varsa hatam düzeltin. Yani şu listeden bir kişi giderse kadrodan bir kişi azalmış olacak. O da ayrı bir olay. Galatasaray'ın yabancı futbolcuları Muzdera, Nelson, Davinson ee, 3 Luindamayı gönderirler muhtemelen. Ya da lisans çıkmaz. Angelina 4, Sakaboy 5, Dubois gidecekmiş öyle söylüyor. Torreira 6, Endombele 7, Olivier 8, Mijitsio gidecek diyor. Hakim Ziyech 9, Zaha 10, Tete 11, Mertens, Icardi, Bakan bu diyor. 14 isim. Vallahi, şunu söyleyeyim ben Mijitsio diyorlar ama hem Olivier hem Mijitsio ikisi birden gidebilir. Bence ona odaklansa çok kaldı sıraya hakim değilim ama onu söyleyeyim. İsmail Kartal'dan çağrı takımda kalın tarihi yazalım. Şimdi gitmeler muhtemel. Gidecekler kesin. İsmail Kartal transfer teklifi alan takımda mutsuz olan oyuncular için yoğun mesai harcıyor. Şimdi Osay Samuel, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miyazaç, İrfancan Kahveci 3 ay önce bunlar ayrılmayı düşünüyordu. Doğru mu? Doğru. Ben şunu söyleyeyim. Özellikle İrfancan Kahveci, İsmail Yüksek şu an atılım içerisinde de Bak oyuncularımızı değerlisizleştirme peşindeyiz. Dikkat edin. İsmail'i çöplemeyelim. İsmail'le ilgili sadece şu yönlerini geliştirmeli diyelim. Ben de katılıyorum size ama çöplemeyelim. Şimdi bunlarla konuştu süperlik performansları camianın yüzünü güldürdü. O Samuel Fransa'dan İngiltere'den 3 tane resmi teklif vardı. 8 milyon euroyu geçen. Vazgeçti. Ferdi Kadol hayalinde Avrupa'da başarılar kazanmak vardı. Gitmeyeceğim dedim. İsmail Kartal diğerlerini de söyledim. Kalın hep birlikte tarih yazalım. Hedefimiz 3 kulvarda şampiyonluk. Sistemin önemli bir parçasısın. En az 1 yıl daha bu takımda oynamalısın diyerek Ferdin'e gitmesine engel olmuş. İsmail Yüksek, Bayern Leverkusen ciddi ilgilendi. İsmail Kartal geldikten sonra forma adaleti sözünü aldı. 9'da 9 yaptı. Fenerbahçe orta sahanın kilit isimlerinden biri oldu. Zayt 2-3 kez telefonla görüşmesi yaptı. İsmail Kartal'ın ile sözleşmesini yeniledi. Geçen sezon forma şansı bulamamaktan şikayetçi ediyor. İtalya'dan teklifler aldı. İşin bir de doğrusu var. Beklediği teklifleri alamadı İtalya'dan. O da ayrı bir mesele. İşin doğrusu da bu. Orada tekrar 39.700 olduk. Ya bir 39.000'i bitirip 40.000 olsaydı. 40.000'den sonra bence o dostlama 41, 42, 43, 44.000 diye gideriz. Transfer sezonu bitmesine rağmen gideriz. Biz bana hep bunu soruyorlar. Transfer sezonu bittikten sonra sen ne yapıyorsun diyorlar. Arkadaşlar maçları yorumluyoruz. Hepsini yorumluyoruz. Şimdi ee, ya da neyse ya, çok uzatmayalım lafı. İrfan Can'ı tekrar kazandı diyor. Geçen sezon sürekli protesto edildi. Başında geliyordu mutsuzdu. Şimdi İrfancan Can kahvecide 9 maçta 4 gol 3 asistten oynadı. Arkadaşlar bu haberi ben çok detayına girmeyeceğim. Girersem biz sıkıntı çıkarız. Biz sıkıntı yaşarız. Bazı oyuncuların şöyle bir özelliği var. Gazla iyi çalışıyorlar. O oyuncuları gazla çalıştırmak lazım. Gelelim bomba isimlere. Fenerbahçe'de Jason, Jadon Sancho heyecanı. İngiliz basını. Jadon Sancho'nun menajerleri tarafından Ne oluyor lan? Benim bildiğim Sancho'dan mı bahsediyoruz? Öbe estağfurullah. Oğlum kal insanın kalbine iner. Ben bunu peste her zaman alan adamım. Menajeri tarafından Suudi kulübünü Fenerbahçe'ye teklif edildiği öne sürüldü. İddialara göre yönetim maliyet araştırmasına başladı. İngiliz basında çıkan habere göre Kanarya'nın Manchester United'in kadro dışı bıraktığı Sancho için devrede olduğu öne sürüldü. Avrupa'da transfer dönemi kapandı. Gidebileceği ülkeler bulunuyor demiş. Şimdi 12 milyon euro yıllık maaş alıyormuş. Teknik direktörü Al Kartal'la fikir alışverişinde bulunmuş. 23 yaşında bu sezon yaptıkları transferlere dikkat çekti. Suudi Arabistan kulüplerinde dikkatini çekmiş. Fenerbahçe'ye göre daha iyi. 45 milyon euro değeri var. İngiliz ekibine 2026'ya kadar kontratı var. Geçen sezon 41 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. Dortmund'dan almadılar mıydı? Yani en son bu sezon 3 maça çıkmış. 76 dakika oynamış. 85 milyon euroya 2021'de alındıydı. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Anlıyorum da bu arada on numarada da oynayabilen bir isim sanmıyorum da. Bu öyle bir oyuncuyu kiralık bile getirsen. Ya kiralık demiş, demişken aklıma geldi ya. Neydi o oyuncunun adı ya? Ya ben 6 numara konusunda bir şey söyleyeceğim. Bu Kelvin Phillips'i biz niye denemiyoruz ya? Oyuncuyu oynatmıyorlar. 32 milyon euro transfer market değeri var. Vallahi diyorum ya. Hani satın alma opsiyonu bu oyuncuyu denesek olmaz mı? Diye düşünüyorum. Bu arada Sancho'yu ben zannetmiyorum. Keşke olsa ama zannetmiyorum. Bak ölüsü bizde sezonun oyuncusu olur. Gelmem Philips için bak arkadaşlar. 2 Aralık 95 doğumlu 27 yaşında ön libero. İngiliz milli takımının oyuncusu. 32 milyon euro transfer market değeri var. Bu sezon sadece bir maçta 6 dakika oynatmışlar. Yani 8 numara, 6 numara oynayabilen bir isim. Ee, zamanında 50 milyon euro transfer marketleri görmüş. 49 milyon euroya geçen sezon Leeds United'dan alınmış. Vallahi bir şey söyleyeyim mi size? Bak. Kötü niyetle söylemiyorum. İyi niyetle, güzellikle söylüyorum. Ya Ahmet'i Mehmet'i alana kadar. Bak bu oyuncuyu alıp sadece bir yıllığına kiralasak. Maaşının yarısını City'ye ödetsek. Yarısını biz ödesek. Yine kar, yine kar, yine kar. Bu seni şampiyon yapar. Oldu ya bir akıllılık ettik işte bedava kiralama. 15 milyon euro transfer opsiyonu diye koydurduk. Yine kar elde ederiz, yine ederiz. Oyuncuyu bilenler bilir. Yani şu an ruhsal bir çöküşte. İsmail Kartal bu oyuncuyu şaha kaldırır. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam bunu yaparım. Not. Ben her duyumu da açık açık arkadaşlar. Şunu istiyoruz. Şununla görüşüyoruz. Şöyle teklifimiz var diye söylemem. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'de 6 numaraya 4 aday. Fenerbahçe'de gündem 6 numara UEFA'ya bildirilen listeye 6 numara yetiştirilemedi. Beklediğimizde zaten buydu. Ama 6 numara transferinden vazgeçildi Arkadaşlar bir kez daha sordum. Respo kalıyor herhalde dedim. Kalıyor dediler. O zaman 6 numara iptal dedim. Hayır böyle bir şey yok. Bunu kim, kim söylüyor? Kim söylüyor bunu dediler. Söylüyorlar dedim işte. Hal gel. Kim, kim söylüyor? Onu, onu sen bana bir söyle bakalım. Kim söylüyor dediler. Durduk yere azar işittim sizin yüzünüzde. Ayıp ya. Ya şimdi akıllarda bu kalıyor kardeşim. Crespo duruyor. 6'yı alamadın listeye de yazdığının aklına bu geliyor. Ya e konferanstaki süperlik. Şimdi bir numaralı aday Ali Muhammed Al Musrati. Görüşmeler sürüyor. Demiş. Bence sürmüyor. Bırak orta sahanın önemli isimlerinden biri olan Libyalı futbolcuyu bırakmak istemiyor. Fenerbahçe bonuslarla 15 milyon euroya varan teklifini cezbedici olduğu kaydedildi. Hayır benim bilgilerime göre al musraati için insanlık üstü bir ücret talep ediyorlar. Biz bu ücreti karşılayamayız. Bu transferi beklemeyin. Diğer aday Fabrizio Diaz. Şimdi Fabrizio Diaz kötü niyetle söylemiyorum bunu. Bak benim cümlelerimi bir tarafa çekmeyin. Ha hoca bak sen de kötü dedim falan demeyin. Fabrizio Diaz için şu cümleyi kuracağım. Alınması muhtemel hiçbir isim alınmazsa bu arkadaşımız ciddi bir potansiyel alınması muhtemel bir isim. Anladınız mı? Yani ona gittik olmadı. Buna gittik olmadı. Şuna gittik olmadı. Buna gittik olmadı. Fabrizio Diaz olur. Dayı da iyi saydınız değil mi? Kaç kişiye gittik olmadığını. <laughs> Şimdi Kulübü Liverpool Montevideo'da videoda hem Uruguay hem U20 takımda da kaptanlık yapıyor. Kısa sürede A takımda boy gösterecek. 9 milyon euro talep etti. 8,5'a düştüler. 8 8,5 milyon euroya düştüler. Fenerbahçe'de bonuslarla 8 milyonun yanı sıra sonraki satıştan paylaşı bitirmek istiyorum. Fenerbahçe'mizin teklifi toplam 6 sonraki satıştan %20 pay. Altının üstüne tabii. Diego Lugano devrede demiş. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Biz bu arkadaşı almak istersek bence alırız. Hemen saniyesini alırız. Diego Demme demiş. Öncelikle Arkadaşlar bu herif külliyen yalan. Yani konuşup da sizi de küfür ettirtmek istemiyorum. Külliyen yalan. Kiralık formül Ugo Çukubuku Buku. Ne Çukubuku? Leslie Ugo Çukuku Kupu Koko Po. Kuku Hukoko. Mokoko. Mokoko diyelim buna. Leslie Ugo Çukuku. Chelsea Fransız genç yıldız için Rennes'e 27 milyon euro ödedi. Ancak Enzo Kaikedo Lavia Gallagher Çukubuku Buku Buku gibi isimler arasında bu ismin oynaması Zor diyor. Leslie Okuchukubukumokokumokoko Mokokumukukuko -mokoku. Lan ne biçim ismi varmış. İsminden dolayı almayalım mı? Bak adamı yeni transfer etmişler. 19 yaşında 1.90 boyunda. Biz milletin deneme tahtası mıyız? Biz Chelsea'nin deneme tahtası mıyız? Takın ha. Yani ben bu ismi duymadım. Siz de duymadınız. Kiralanabilir falan filan diyor. Geçiniz kiralanacak olsa başka ismi kiralarsın. Yani belki de onu kira başka ismi kiralamaya uğraşıyorsun. Ne bilir? Ellerine ne bilsin eller. Oynasın diller. Yani ellerine bilsin eller. Uzun lafın kısası dostlar. Jadon Sancho ve Calvin Phillips sürprizi olabilir mi? Olabilir ama ben Jayden Sancho'yu asla beklemiyorum. Hocam bir geldiğini düşünsene. Geldiğini düşünüyorum. Tadic'i 10 numaraya çekersin. Şimanski'yi 8'e çekersin. Fred Şimanski 2-8 bir onla oynamış olursun. Solda Sancho, sağda Pancho, ee, sol bekte Osterwolde, sağ bekte Ferdi ya da Ferdi o sahip. Stoperin birine mecbur Türk oynatacaksın Serdar Aziz falan. Lan hayali var ya saç beyazlatır ya. Rakiplerin ama Fenerbahçelilerin değil. Ama benim, bana ulaşan herhangi bir duyum yok benim Sancho ile ilgili. Fakat Philips ilgili keşke diyorum ya. Keşke kulübümüz beni dinlese de kiralık teklifinde bulunsa. Hani keşke diyorum. Fabrizio Diaz anladınız. Hiç kimse olmazsa diye. Yani benim bu kısımda aktaracaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere.